Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bayağıdan beri sık video atamadık. Bu korona davasından tıkıldık kaldık bahçelere. Bahçe temizlemekten, o işleri yapmaktan fazla bir video atamadık. Şimdi arada bazı et videoları attım. Gene bir et videosu atayım ama bu sefer tavuk yapacağız. Tavuğu nasıl yapacağız? Tavuğu bütün şekilde çelik tencerede pişireceğiz arkadaşlar. Tavuğu bütün şekilde çelik tencerede pişirince bu çok iyi bir şey oluyor. Önce tavuğumuzu temizleyelim derken şöyle diyeyim arkadaşlar. Önce bir kere et yıkanmaz. Özellikle tavuk eti yıkanmaz. Çünkü buna su değdiği vakit mikrop üretme ihtimali var. Bunlar zaten steril bir şekilde yıkanıyor, paketleniyor ya da market raflarına geliyor arkadaşlar. Dikkat edin, et yıkanmaz, kırmızı et de yıkanmaz, özellikle tavuk eti hiç yıkanmaz. Bazı arkadaşları görüyorum, YouTuber arkadaşları uyarıyorum. İnşallah biri zehirlenmez. Yani burada ben şimdi şu kanatların uçlarını alacağım. Bir de tavuğun gerisini alacağım. Sevenler varmış. Eskiler derdi tavuğun derisi ve gerisi yenir diye ama ben sevmiyorum. Bunları bir kediye veririz. Şimdi bu tavuğumuzu bütün bir biçimde tuzluyoruz. Unutmayın, et tuzu sever. Aşırı olmamak kaydıyla birazcık bol tuzlayacağız tavuğu. Şöyle. Bütün girindi çıkıntılara arkadaşlar tuzu yedirmemiz gerekiyor. Ben bir de şöyle yapıyorum. Bu göğsündeki bol et yerlere şöyle çizik atıyorum. Elimde şöyle arasına tuz yediriyorum arkadaşlar şöyle. Siz böyle yapmayabilirsiniz. Sırtımda etli olan yere şöyle çizik atıyorum. Hiç değilse bazı yerler tuzlu oluyor. Şöyle bacağının tam üst kısımlarına, yine etin bol olduğu yere. Tavuğum gayet tuzlandı. Şimdi önce elimizi bir yıkadık. Çelik tenceremize bir miktar yağ, göz kadar arkadaşlar. Yani ne kadar olacak? Bir serçe parmağı kadar kalın olmayacak. Buna yağ attıktan sonra şöyle de su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tavuğumuzu alıyoruz. Bunun içine yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde
Ayraza veriyoruz. Tenceremizi ocağa aldıktan sonra kaynayana kadar yüksek ateşe yapıyoruz. Suyumuz kaynadığı vakit belirli bir olgunluğa geldiği vakit ateşini kısıyoruz. O su buharlanacak, hem de tavuğu pişirecek. Su buharlandığı zaman kalan yağda da kızaracak. Bekleyelim. Tavuğumuz pişti arkadaşlar. Kapağı kapalı bir şekilde gayet güzel oldu. Şimdi fazla suyunu ve yağını ben böyle bir kaba aldım. Bunları pilav yapmakta ve çorba yapmakta kullanacağım. Dibinde biraz yağ kaldı. Bu dibindeki yağla bu bir güzel kızaracak. Evet arkadaşlar, tavuğum pişti. Lime lime oldu. O kadar güzel pişti. Böyle kızarttım kendi böyle yağınla. Bacakları böyle ufak ufak parçalar kıtır kıtır oldu. Mükemmel oluyor böyle arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yanına bir de patates kızartması ve pilav. Hepinize afiyet olsun.